Her gün haberlerini duyacaksınız. Mesela şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'yla başbakan görüştü. Hiçbir şey çıkmaz ondan söyleyeyim. Hiçbir şey çıkmaz. Yani PKK sorununu da hiçbir şekilde halletmez. Herkes bilir bunun olmayacağını. Çünkü PKK sorunu şöyle hallolur. Adama dersen gel sen orada komünist devlet kur. Böl sen de başına geç dersen o tamam o zaman anlaştık diyor adam. Evet. O da şöyle geçici anlaştık diyor. Yani sana belki bir sene dokunmam der. Ama bir sene sonra var gücümle sana gene saldıracağım diyor. O seni nasıl kabul edebiliyor musun? Sen de komünist olacaksın. Sen de onların emrine gireceksin. Tamamen teslim olacaksın. O zaman tamam. Evet. Bunun dışında kabul etmez. Yani onu bağımsızlık versen de, oraya bir devlet kurdursan da, yine senin yakanı bırakmaz o. Allah esirgesin. Yani o ondan bitmez. Çünkü senin senin topraklarını da istiyor, senin milletini, halkını da istiyor. Onlar da komünist, senin de komünist olmanı istiyor. O zaman yakanı bırakır. Onun dışında mümkün değil. Onun için nihai bir hesaplaşmanın dışında bir yol yoktur. Bu nihai bir hesaplaşmada savaşla hiç olmaz. Yani teknik yönden imkansızdır. Çünkü araziye çıktığında düşman yok ortada, öyle biri yok. Tavuklar geziniyor, inekler falan var. Evet. Köylüler var, orada kardeşlerimiz var. Veya oradaki çalışan bir işçi kılığında PKK'lı var. Hiçbir şey diyemezsin ki. Evet. Tarlada çapa yapıyor adam. Ne diyeceksin gidip sen PKK'lısın mı diyeceksin adama? Yahut koyun gülüyor çoban ama PKK'lı militanı. Silah çalıların altında bir yerde saklı. Bilemezsin. Hiçbir şey de yapamazsın. Çünkü sen kanunla hareket ediyorsun. Öte taraf kanunsuz. Çözüm sadece Darwinizmin, materyalizmin yok edilmesi, Marksist-Leninist felsefenin tamamen yok edilmesi, İttihat-ı İslam'ın oluşturulması, Türkistan Birliği'nin oluşturulması, yani Mehdiyet. Dönüp dolaşıp doktoraya gelir. İsterseniz bu dediklerimi yazın bir yere. 2 sene sonra bir daha değerlendirelim. Hiçbir şekilde netice çıkmaz. Mesela bak Sayın Kılıçdaroğlu neşe içinde gitmiş. Başbakanla görüşüyordu. Filmini gördüm televizyonda. İyi, samimi bir insan. Başbakan da samimi. Ama bakın herkes biliyor netice çıkmayacağını. İçgüdüsel olarak da biliyorlar. Hiçbir şekilde netice çıkmaz. Ya öyle bir şey olsa, yani hükümet son derece uyanık. Diğer hükümetler de son derece uyanıklar. Yani bu kadar kolay bir şeyi, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na başbakan bir yere masaya oturup bu konuyu halledeceği kadar bir imkan güç varsa bu çoktan yapılırdı. Devletin Dışişleri Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var, bu kadar kadrosu var, bu kadar siyasi var. Kimsenin aklına gelmedi mi şu ana kadar bu olayın olmaz? CHP ilk defa aklına, CHP'nin ilk defa mı aklına geliyor? İlk defa mı AK Parti'nin aklına geliyor böyle bir şey? Yıllardan beri düşünemediler mi? Düşünüyor ama çözüm yok. Bu yani boş durmamak için yapılan iyi niyetli çabalar diyelim. Yani boş durmamak için yapılan iyi niyetli gayretler. Başka bir şey yok. Hiç ama hiçbir netice alınmaz söyleyeyim. Yani istedikleri kadar ne yapıyorsa yapsınlar. Marksizm, Leninizm dünyadaki şu an, dünya tarihinin en büyük felsefesidir. En büyük inancıdır. Hiçbir din şu ana kadar o kadar tarafta kazanmamıştır. Hiçbir inanç bu kadar tarafta kazanmamıştır. Deccaliyet olduğu için ilk defa Peygamber Efendimiz ümmeti uyarmıştır. Ta Hazreti Adem'den itibaren bütün ümmetler uyarılmıştır. Bu komünist, Allahsız, kitapsız deccal sistemine karşı. Çünkü Kur'an'a karşı da dayanıklı bir sistem. Yani Kur'an'a karşı, mesela Kur'an okusan yıkılmıyor, yıkılmaz Kur'an'la. Onun için Cenab-ı Allah Mehdi'yi gönderiyor. Çünkü Kur'an'ı onlara, onların anlayacağı şekilde anlatmak için Mehdi'yi gönderiyor. Ve onların inancını
felsefi yönden de yıkmak için Mehdi'yi gönderiyor. Yani şimdi PKK'lıya biz gidip Kur'an anlatsak yahut İspanyol komünistlerine gidip Kur'an anlatsak hiçbir şekilde etkili olmaz. Ama Darwinizmi başına geçirdin mi adam havalara hopluyor. Bak Tayyip Alana diyor, Adnan Oktar bedava. Niye? Çünkü ciğerini söktüm de onun için. Yani ana noktasından vuruyoruz. Niye başka bir hocanın ismini söylemiyor? Niye başka bir alim? Niye başka siyasetçinin ismini söylemiyor? Değil mi? Dünyada o kadar alim var. O kadar hoca var. O kadar siyasetçi var. Kimsenin ismini söylemiyor. Bak Tayyip Alana diyor. Tayyip Bey'i tenzih ederim. Adnan Oktar bedava. En büyük tehlike olarak gördükleri için. Çünkü can damarından vuruyoruz. En akılcı yolu yapıyoruz. Bir felsefe, bir inanç, din var. O dinin beynini yıkıyoruz. Beynini koparıyoruz. Şah damarını koparıyoruz. Beynini patlatıyoruz. Bir adam debelenir tabii. Öyle PKK öyle. Yani nasihat etmek, gelin annenizi konuşturalım sizi, annenizin çorbasınız için. Gelin sizi evlendirelim. Sıcak bir yuvaya kavuşun. Yani komünistleri sadece çok şiddeti kızdırır. Kızdırmak için iyi bir yöntem. Evet. Yani o doğru. Yani çok şiddeti kızdırma gücü var. Ama netice alınmaz. Yani illet olurlar. Başka bir şey olmaz. Yani çünkü adam ölümüne hayatını koymuş. Annesinin çorbasından bahsediyorsun. Adam her an kendinin öldürülmesini istiyor. Ve binlerce insanı da öldürmeye niyet etmiş. Marksist Leninist olmuş. O ideolojinin artık beyni pişmiş. Sen onun ideolojisine hiç dokunmazsan, ortaokulda, lisede, üniversitede Darwinizm, materyalizmi anlatırsan, adamla zaten mücadele edecek gücün olmuyor ki. Temel felsefede aynı olmuş oluyorsun. O da Darwinizm, materyalizm, sen de Darwinizm, materyalizm. Adam sorar, benden hangi konuda sen mücadele ediyorsun der. Yani hangi konuda anlaşamıyoruz diyecek. Sen Darwinist materyalist misin? Evet, ben de Darwinist materyalistim diyecek. Ben diyalektik felsefesine inandığına göre diyecek. Ben de diyalektiğe inanıyorum işte. Tarihin diyalektiğine inanıyorum. Feodal dönemi geçtik. İlk çağda geçtik. Feodal dönemi geçtik. Kapitalist dönemi geçtik. Komünist döneme geçtik. Ben bunda şaşıracak ne var diyecek adam. Ağzını kapatmak için diyalektik felsefenin, Marksist felsefenin, Darwinist felsefenin bütün açmazlarının bilimsel açıklanması lazım. Tabii. Ve Kur'an'ın hakikatlerini gürül gürül anlatılması lazım. Yani Türkistan Birliği. İnşallah.